أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صَدَقَ اللّٰهُ Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Efendim Kanal 3 ekranlarından bizi izleyen tüm sevgili seyircilerimize kucaklar dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz inşallah. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ekibiyle her hafta ortaklaşa hazırlayıp sunduğumuz bu güzel programda yine birbirinden değerli iki konu ağırlayacağız ve yine çok önemli bir mevzuyu konuşacağız. Efendim hemen konuklarımı takdim edeceğim sizlere. Şuhut ilçe müftümüz Sayın Fatih Aytekin hocamız bu programda bizle beraber oluyor. Sayın hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Safalar bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah Sayın hocam. Elhamdülillah. Allah-u Teala tekrar sizlerle, değerli izleyicilerimizle buluşmayı lütfetti. Faydasını halketsin. Amin. Anlatan amin, olarak amin. Bizlere, dinleyen olarak onlara gereken dersleri almayı nasip etsin diyelim inşallah. Amin. Allah razı olsun tekrar ayaklarınıza sağlık. Eyvallah. Hoş geldiniz. Eyvallah. Sayın hocam. Evet ikinci konuğumuz ise yine Şuhut'tan. Ulu Cami görevlimiz Sayın Sinan Sayar hocamız da bizle beraber. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Çok Allah şükür. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Inşallah. Hamdolsun. Rabbim sesinize, gönlünüze zeval vermesin. Genç kardeşim i̇nşallah. İftar ediyoruz hocalarımızla. Sesine sağlık, yüreğine sağlık. Allah razı olsun inşallah. Eyvallah. Evet, önemli bir konu demiştik ya. Efendim, en büyük nimet sağlığı konuşacağız Sayın Hocam'la. Hocam mevzu sağlık olunca tabii halk için de muteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi deyip Kanuni merhumu da anmadan geçemiyoruz. Eyvallah. Bu minvalde Sayın Hocam sağlık nedir ve kaç ayrılır diyelim ve bu soruyla programı başlamış olalım inşallah. Eyvallah, eyvallah. Şimdi Kanuni'nin sözünün üzerine söz söylemiş gibi olacağız ama evet çok güzel izah etmiş. Osmanlı padişahları evet. Ecdadımız hepsi birbirinden kıymetli, değerli, hayırla yad ediyoruz. Bize bıraktıkları bu güzel emaneti de layık-ı veçile taşımak durumundayız evet. Ayrıca. İnşallah hayırlı torunlar oluruz. Amin. Öyle amin, diyelim. Amin. Değerli kardeşim, Dünya Sağlık Örgütü'nün anayasasında belirlemiş olduğu bir sağlık tarifi var. Esasen benim de hoşuma gitti. Genel hatlarıyla belirlemişler. Sadece diyor sağlık hasta olmayış, sakat olmayış yani engelli olmayış değil, bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Evet. Bedenen iyi olacak yetmez, ruhen iyi olacak birey. Eyvallah. Bir de sosyal anlamda iyi olacak. Tamam beden, ruh, sağlıkla alakasını biliyoruz da sosyalitenin bununla alakası nedir? Evet. Denilirse elbette ki alakası var. Kişinin sosyal şartları ne kadar iyi olursa fizyolojik ve ruhsal sağlığına o denli olumlu veya olumsuz etki edecektir. Şartlar iyi olursa iyi olacaktır. Şartlar kötü olursa istediği imkanlara sahip değilse mesela bu durum efendim daha kötüye gidecektir. Kesinlikle. Dolayısıyla tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ifadesiyle nimetani mabunun fihime kesirun minen nas es-sıhhatu vel ferah değil mi? Milletin işte insanların sahip olduğu ve fakat kıymetini bilmediği iki şey vardır diyor. Birisi sağlık,
birisi boş vakittir. Evet, evet, sağlığımızın kıymetini maalesef yerinde, zamanında bilemiyoruz. Sağlık, evet, elden gittikten sonra da peşine düşmenin, işte çeşitli tedavi yöntemleri aramanın da aslında çok bir manası kalmıyor. Karşılığı da olmuyor. Artık beden de zaten bize bir manada küsmüş oluyor. Bu genel tanımdan hareketle dindar kardeşlerimizin, iman etmiş kardeşlerimizin beden sağlığının ve bununla beraber ruh sağlığının daha zinde olduğunu görüyoruz ve bu sosyal hayatlarına da yansıyor. Aslında demin ki genel tanımda sosyal şartların iyi olması dedik ama asıl itibariyle beden ve ruh sağlığı yerinde olursa birey, evet, sağlıklı oluyor, toplumun sağlıklı olmasına da katkı sağlamış oluyor. Kesinlikle. Evet. Yani psikolojisi düzgün oluyor. Çünkü sığınacak bir kapı, efendim, rahatsız olduğunuzda dayanacak bir istinat edeceğiniz yer, değil mi? Evet. Olması sizi rahatlatıyor. Bu tabii biyolojik anlamda da sizi rahatlatıyor, ruhi anlamda da sizi rahatlatıyor. Dolayısıyla sağlıkla alakalı böyle bir ufak tanım yapmış olarak konuya girmiş olalım. Eyvallah hocam. Kardeşim. Harika bir girizgah oldu bu. Çünkü biraz sonra üzerine koyacağız. Seyircilerimiz de neden, evet, böyle dediğimizi, evet, anlayacaklar. Evet. Evet. Sayın hocam, sağlığımızı koruma noktasında sorumluluklarımız neler olmalı biz Müslümanların? Ve bu hususta Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyede bize ne tür nasihatler verilir? Evet. Sorumluyuz çünkü emanettir. Evet. Emanet olan şey takdir edilir ki sizin değildir. Sizin olmayan bir şeyi sizinmiş gibi kullanamazsınız. Evet. Sahip çıkmalısınız. Gerekli bakımlarını yapmalısınız tabiri caizse. Ve emaneti asıl sahibine aldığınız gibi vermelisiniz. Emanete riayet etmiş olursunuz. Aksi halde emanete hıyanet etmiş olursunuz. İşte sağlık da bir emanetse, Allah kullarını fizyolojik olarak, bedensel anlamda bütün ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabileceği tarzda yaratmıştır. Eksik bırakmaksızın. Allah'ın yaratmasında kusur olmaz, haşa. Evet, evet, böyle yaratmıştır. Bana verilen bu emaneti hunharca kullanamam. Bana kızmasınlar. Mesela sigara içen kardeşlerimiz var. Eyvallah hocam. Sanki onlara aitmiş gibi bedeni ziyadesiyle kirletiyorlar. Kesinlikle. Büyükler öyle derdi. Parasını el alır, dumanını yel alır, zehri sana kalır. Evet, sigarayı içiyor kardeşlerimiz ve beden coğrafyasını, bu kendisine emanet olarak verilen bu azaları zarara sokmuş oluyor. Hasar vermiş oluyor onlara ve bazen telafisi mümkün olmuyor. Evet. Akciğerlerin tamamen kararması, artık geri dönüşü olmayan sağlık sıkıntılarına sebebiyet verebiliyor. Ama senin değil, öyle kullanmamalıydın. Evet. Sigara, şimdi Diyanet İşleri Başkanımız bir açıklamasında, biliyorsunuz, haram olduğuna dair bir beyanı oldu. Hı hı. Bir kısmı kabul eder etmez ayrı mesele ama zararları göz önüne alındığında hakikaten birçok cihetle haram olması konuşulabilir sigaranın. Şimdi siz bu haramla size emanet olarak verilen bu sağlığı zarara sokuyorsunuz. Evet. Sağlıksızlaşıyorsunuz. Olmaz. Kesinlikle. Emanet olur. Bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor öncelikle ve sorumluluğumuz var bu manada. Aklın yolu birdir bu manada. Evet. Yani sağlıklı akıllar bunun haram olduğunu idrak eder. Evet. Arife tarif gerekmez. Bir de Mevlana'nın bir sözü vardır yani. Kilime sopayla vurmaktan amaç kilimi dövmek değil, tozunu almaktır. Eyvallah. Sigara kullanan kardeşlerimizin bir tozunu almış olduk böylelikle. Allah kurtarsın inşallah. İnşallah. Bütün ümmeti Muhammed'i. Duamız o olsun. Eyvallah. Ol mahilerdir ki derya içredirler, deryayı bilmezler. Eyvallah. Değil mi? Çok muazzam bir sözdür. Sağlık eldeyken kıymeti bilinmiyor. Günümüzde o hale geldik maalesef. Sağlık gittikten sonra da çırpınıyoruz. Efendim, nerelere yüz sürsek acaba, hangi hastanelerden, hatta devlet hastaneleri kafi gelmezse özel hastanelere belki birçok harcamalar yaparak, evet, sağlığımızı yeniden elde etmenin peşine düşebiliyoruz. Halbuki evvelce bilinseydi kıymeti sağlığın, bu hallere gerek kalmayacaktı, bu duruma düşmeyecektik, uğraşmayacaktık. Bunun için aslında önce
Yani akıl sağlığı değil mi? İnsan ileriyi düşünmesi lazım. Akıl sağlığı yerinde olmadığı zaman da vücut sağlığı yerinde olmaz. Aslında eyvallah. İslam'ın ortaya koymuş olduğu çok güzel bir program var. Ne diyor? İtidalli olmak. Evet, evet, evet. Her şeyin evet. aşırısı zarar veriyor. Çok vitamini olan bir yiyecek. Yesen bile fazlasını ihtiyacı kadar vücut alıyor ve dışarı atıyor. Dinimiz demiyorum israf haram. Onun da aşırısı haram. Eyvallah. Değil mi? En güzel yolu da İslam dini ortaya koyuyor. İtidalli olmak. Değil mi kıymetli hocam? Gerçekten öyle. Bazen işte ölçüyü kaçırıyoruz. Evet. Yani akıl sağlığının yerinde olması tabii ki daha öncelikli. Ve ulema der ki iki türlü besi vardır. Vücudun beslenmesi yeme içmeyle, bunda itidalli olmak tabii ki. İkincisi ruhun gıdası da yapılan ibadet ve taatlar meselesidir. Tabii ki belki oraya gireceğiz biraz sonra ama yani Müslüman her şeyden önce uyanık olmak zorunda. Evet. Yani Müslüman uyanık olacak. Başka alternatifi yok. Akıllı hareket edecek. Aklı selim hareket edecek. Buyurduğunuz gibi emanete riayet edecek. Aldığı sorumluluğunun farkında olacak. Sadece kendisiyle olan değil. Biraz önce buyurduğunuz üzere evet, topluma evet, karşı evet. da kendi sorumluluklarımız var. Sigara içmek sadece kendine değil toplum için de topluma da zarar veriyor. Bunu düşünerek hareket etmek tabii ki değil mi kıymetli hocam? Hı hı hı. Onlara dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi bizde yaygın bir kullanım vardır. İbadet dirisi derler. Yapmış olduğumuz ibadetleri sadece şekilden ibaret görmek aslında bir aldanıştır. Evet. O şekillerin bir manası var. Kesinlikle. Bugün işin uzmanları şunu bir defa söylüyorlar. Rükû pozisyonu, secde pozisyonu manen çok değerli olmakla beraber insan vücuduna en faydalı hareketlerdendir. Eyvallah. Bunu da söylüyorlar. Yani ibadet ediyor oluşumuz aslında sağlığımızı korumamıza da yardımcı olan bir durum. Büyüklerimiz işte duyuyoruz 70-80 yaşında görüyoruz hatta konuşuyoruz. Temeline bakıyorsunuz namazlarını hiç kaçırmayan bir teyzemiz, bir amcamız. Gayet rahat hareketlerini yapabiliyor, hayatını devam ettirebiliyor. Kimseye yük olmamanın rahatlığını yaşıyor aynı zamanda. Sağlığı fevkalade yerinde. Evet. İbadetlerin demek ki böyle bir katkısı da var. Akıl sağlığına zaten ayrıca katkısı var. Hesap vereceğini bilen kişi psikolojik buhrana girer mi? Dünyanın geçici olduğunun farkında olan birisi, efendim canına kıymayı bilen, düşünen kardeşlerimiz var. Ve bunu yapanlar insanlık aleminde pek fazla. Hiçbir şeyden lezzet almaz hale gelmiş. Hayatın birçok lezzetini belki tatmış veya belki birçok acısını çekmiş. Bundan hareketle intihar eğiliminde olan ve intihar eden birçok insan duyuyoruz. Dini inancı sağlam olan, Allah'ı tanıyan, ona karşı sorumluluklarını bilen birisinin akıl sağlığının bozulması kabul evet. edilebilir mi? Çünkü hesap vereceğini biliyor. Geçici bir alemde imtihan ediliyor. Elbette ki imtihan dediğiniz şey zaten kolay değil. Bunun belli bir zorlukları olacağını fark ediyor. Evet. Diyor ki lütfun da hoş, kahrın da hoş. Senden gelene ben razıyım. Dünyadaki sürgünümü tabiri caizse, Sezai Karakoç öyle diyor ya, evet. uzatma benim dünya sürgünümü. Artık en sevgiliye kavuşacak. Evet. Onu ifade ediyor. Hal böyle olunca akıl sağlığı dinle daha rahat korunabiliyor. Beden sağlığı dinle, ibadetlerle daha rahat korunabiliyor. O zaman sağlık için, sağlıklı olmak için başka yollar aramak da belki çok gerekli değil ama oralarda eksiklik olduğu zaman bu fizyolojiye de yansıyor, biyolojik dengeler de alt üst olabiliyor. Öyle kanaat ediyorum, bilmiyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Evet. Ta başa dönersek emanet. Azizim bu emanettir. Kesinlikle. Yani ben buna sahip çıkmalıyım. Emaneti sahibine aslı ne idiyse öylece teslim edebilmeliyim. Mesele bu. Eyvallah kıymetli hocam. Sürekli belki veririz bu örneği ama bir cihaz yapan üstad kullanma kılavuzunu da yapar. Hı hı. O kullanma kılavuzuna göre hareket etmek lazım. Evet. İnsanı da yaratan aslında
kullanma kılavuzunu vermiş. Nasıl yaşaması gerektiğini İslam diniyle Cenab-ı Allah bunu bize veriyor. Ve bakıldığı zaman her şey yerli yerinde. Hemen Merkez Efendi geldi benim aklıma anlatırken. Hani hocası buyuruyor ya, evladım senin elinde olsaydı kainatı değiştirmek, neyi değiştirdin dediğinde, iki göz iki çeşme, vallahi efendim hiçbir şeyi değiştirmezdim. Çünkü Cenab-ı Allah neyi nasıl yaratmışsa yerli yerindedir. Onun üzerine de zaten akıl yürütülmez. Allah Allah. Dediği gibi mesela bir ara tıbbi mümessillik yaptığım dönemlerde hocamız demişti ki, arkadaşlar yeni bir şey bulduk. Yemeğe tuzla başlandığı zaman mide rahatsızlıkları olmuyor. Dedim hocam geç kaldınız. Neden? Efendimiz bunu bulmuştu. Yani 1400 yıl evvel Efendimiz onu bulmuş ve sünnetidir bu. Ya öyle mi falan. Tıp şimdi ilerledikçe bir şeyler ortaya çıkıyor ama görüyoruz ki İslam dini bize ne emrediyoruz, hepsi yerli yerinde ve hepsinin de mutlaka insan sağlığına faydası var. Eyvallah. İnkar edilemez bir gerçektir. Değil mi kıymetli hocam? Üstadım zaten temel örneğimiz Resulullah Efendimiz. Lekad kâne leküm fî Rasûlillâhi üsvetün hasene. Allah'ın Resulüne muhakkak Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için ve devam ediyor ayet-i kerime. Güzel bir örneklik vardır. Sosyal hayatta da bunu görüyoruz. Peygamberin ferdi hayatında da bunu görüyoruz. Yine diş bakımı ile alakalı onun özenini ve bize tavsiyelerini görüyoruz. Bizim hafife aldığımız bir husus değil mi? Dişlerimizi mütemadiyen fırçalayamıyoruz mesela. Günlük belli periyotlarla fırçalamamız gerekiyor ki bakımı tam olsun. İleriye dönük diş sıkıntıları yaşamayalım mesela. Ama yapamıyoruz. Resulullah şöyle ifade ediyor durumu. Ümmetime zor gelmeyeceğini, ağır gelmeyeceğini bilsem, her namazın evvelinde abdest alırken mutlaka dişlerini misvaklamalarını emrederdim. Eyvallah. Aslında akıl sağlığı yerinde olan için bu nedir hocam? Bir vazife değil midir? Eyvallah. Bunu emrederdim. Yani illa emretmesi, emrediyor işte anla. Değil mi? Yani burada gafiliz. Evet. Müslümanlar kesinlikle olarak gafil davranıyoruz. Kesinlikle. Temizliğe keza dikkati öylesine. Resulullah Efendim hiçbir şekilde vücudunun herhangi bir azasını kirli kalmasını zaten kabul etmezdi. Evet. Bırakın sadece vücudunu, elbiselerinin dahi böyle toz olmasına, çamur olmasına katiyen gönlü razı olmazdı. Temsil makamındaydı. Efendim her yönüyle örnekti. Ve Allah'a şükürler olsun, açık nokta bırakmaksızın bu örnekliği yaşayarak bize gösterdi, öğretti. Ben Resulullah'ın yolundayım, onun sünnetini takip ediyorum diyen kardeşlerimiz de mutlaka demek ki temizlik hususuna riayet edecekler. Sağlığın emanet olduğu bilinciyle sağlıklarına dikkat edecekler ki Allah'a karşı sorumluluklarını da eksiksiz yerine getirebilsinler. Evet. Sağlıklı olmayan bir insan mesela oruç tutamıyor. Hac ibadetini imkanı olsa bile yerine getiremiyor. Zenginse kendi yerine vekil göndermek durumunda kalıyor. Sağlığı müsait değil. Evet. Sağlıklı olsa ibadeti daha huzurlu, daha güzel kendisi yerine getirebilecekken sağlık elden gitmiş olunca bakın başka yollara başvurmak zorunda kalıyor. Bütün konularda böyle. Demek ki ben ibadetlerimi de yerine getirmek istiyorsam layıkı veçile sağlığıma dikkat etmek durumundayım. Sadece buyurduğunuz gibi en lezzetli şeyleri yemek içmekten bahsetmiyoruz. Bunların da fazlası zarar. İtidalli davranmaktan bahsediyoruz. Efendim hayrul umuri evsatuha değil mi? İşlerin hayırlısı olan itidalli orta olandır. Eyvallah kıymetli hocam. Aşırılıktan kaçınmak lazım. Lafınızı balla keseceğim. Çok özür dileyerek. Birinci bölümü bitirmişiz. Arkadaşlarım bitti çok oldu diyorlar. Üstadım ne kadar çabuk geçiyor maşallah. Evet. Müsaade ederseniz bir reklam arası vereceğiz hocam. Sonra tekrar devam edeceğiz. Eyvallah. Buyursunlar. Evet efendim, hakikatin içinden birinci bölüm burada noktalansa da reklamlardan sonra yine huzurlarınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Divan dururum, ruhum.
rükû ederim, secde eylerim, birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Divan dururum, rükû ederim, secde eylerim, birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Allah yaratan sensin, yaşatan sensin, hem Rezzak sensin, birsin Allah'ım. Yaratan sensin, yaşatan sensin, hem Rezzak sensin, aman Allah'ım. Ya İlahi, cennetine girenlerden eyle bizi. Cennet içre cemalini görenlerden eyle bizi. Mahşer gününde halk ola hayran, çok ciğerler ola püryan, arşın gölgesinde seyran edenlerden eyle bizi medet ya İlahel alemin. Dualar sana, niyazlar sana, ibadet sana, birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Dualar sana, niyazlar sana, ibadet sana, birsin Allah'ım, aman Allah'ım. Allah aşık zikreyler, halin fikreyler, daim şükreyler, birsin Allah'ım. Aşık zikreyler, halin fikreyler, daim şükreyler, aman Allah'ım. Efendim yeniden merhabalar. Bu güzel düet Şuhut ilçemiz, Sayın ilçe müftümüz Fatih Aytekin hocamız ve Sinan Sayar hocamızdan geldi. Ne güzel geldi. Allah razı olsun.
ağızlarına, nefeslerinize sağlık hocalarım. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Evet, Hakikatin İçinden isimli programımızın artık ikinci bölümündeyiz efendim. Şuhut İlçe Müftümüz Sayın Fatih Aytekin hocamızı ve Sinan Sayar hocamızı konuk aldık. Televizyonlarını yine açan sevgili seyircilerimize bir hatırlatma babında söyledik ve bunları. Efendim, en büyük nimet sağlığı konuşuyoruz Sayın Hocam'la. Sayın Hocam, birinci bölümde biraz bahsetsek de artık mübarek 3 aylardayız malum. Ruh ve beden sağlığın hususunda bize birçok kazandırdıkları var bu 3 ayların. Hem içinde bulunduğumuz manevi atmosfer itibariyle de hem 3 aylar hem de ruh ve beden sağlığın hususunda bizlere neler söylersiniz? Evvela kardeşlerimizin 3 aylarını tebrik etmiş olalım. Recep'le başlayan manevi iklim Şaban ayıyla devam ediyor ve Ramazan-ı Şerif'le nihayet buluyor ve inşallah ümit ederiz ki Ramazan-ı Şerif daha bitmeden, misafirliğini tamamlamadan Allah-u Azimüşşan affedilmedik günahımızı amin, bırakmaz. Amin inşallah. Tabii ki Müslümanlar bu aylarda kendilerini her yönüyle çek etme imkanı buluyorlar. Eksiklerini daha rahat görebiliyorlar. Hem madden hem manen. Bunları tamamlama yönünde daha fazla gayrettar oluyorlar. Sağlık anlamında da bu böyle. Biraz evvel de bahsetmiştik. İbadet-sağlık ilişkisi. İbadetin yoğunluğu sağlığa olumlu etki ediyor. Oruç ibadetini bile ele alsak sadece, evet, sıhhatin bizzat kendisi olduğunu görüyoruz. Sumu tasıhhu, değil mi? Eyvallah. Resulullah Efendimiz çok kısa öz ve özetliyor. Oruç tutun, sıhhat bulun. Sağlık konuşuyoruz. Kesinlikle. Bunu ilke edinen bir kısım kardeşlerimiz, onu da hatırlatmış olalım. Antiparantez, sünnette 3 ay peş peşe oruç tutma olayı yok. Ama kardeşlerimiz tutuyorlar. Allah için yapılan hiçbir şey zayi olmaz. Biz eyvallah, neden tutmadınız veya tuttunuz demiyoruz kardeşlerimize. Ama oruçlarını gereğince tutan kardeşlerimizin daha sağlıklı olduklarını da müşahede ediyoruz. Evet, kesinlikle. Çünkü yorulan midelerin dinlendirilmesi aynı zamanda söz konusu. Biyolojik, fizyolojik anlamda birçok faydasından orucun bahsediyorlar işin uzmanları. Biz de din adamları olarak zaten hem dini yönünü hem de bu yönünü orucun kardeşlerimize anlatmaya çalışıyoruz ki ufak tefek mazeretlerle oruç tutmayan kardeşlerimiz. Değil mi? Eyvallah. Ya şimdi ya başım ağrırsa, dişim, evet, ağrırsa, zorlanırsam filan. Evet, ya, evet. Olmaz. Şeytanın vesveseleri bunlar. Aslında, evet, buyurduğunuz gibi oruç tutun, sıhhat bulun diyen bir peygamber. Evet. Yahu, evet, arkadaş, El Emin peygamber bunu söylüyor. Değil mi Davut Aleyhisselam'a bir gün tut bir gün tutma diyen Cenab-ı Allah. Ve bizden önce de oruç ibadeti var. Ve Cenab-ı Allah'ın en çok sevdiği ibadetlerden biridir oruç. Evet, evet. Ama şunu da ifade etmek zorundayım. İzleyicilerimiz de bağışlasın. İftar saatinde tıka basa yememek şartıyla. Onun da bir ölçüsü var değil mi Sayın Hocam? Nedir, evet, o ölçü? Evet, evet. Midenin üçte biri yemek, hı hı, üçte biri su, üçte biri de hava olacak. Şimdi o manevi atmosfer içerisinde maddi manevi duyguların doruğa çıktığı zaman da yeme içme adabına da aslında riayet etmek lazım. Çünkü oruç tutuyorsun sağlık bulmak için ama iftar saatinde tıka basa yediğin zaman tuttuğun bir anlamı kalmıyor. Mideye eziyet veriyorsun değil mi? Evet. Ya, nitekim sahurda ve iftarda fazlasıyla yiyen kardeşlerimiz o açlığı ve susuzluğu hissetmedikleri için gün içerisinde, evet, aslında almaları gereken ders neydi? Yıl içerisinde aç kalan kardeşlerimizin halini anlamak. Evet. Oruç vesilesiyle bunu anlamamış oluyor. Çünkü aç kalmıyor. Aradan tek bir öğünü çıkarmış oluyor. Öğle öğününü. Ama sahurda ve iftarda bu öğünün telafisini fazlaca yiyerek yapmış oluyor. Evet. O açlığı ve susuzluğu hissetmeyince oruçtan da gereken lezzeti alamıyor. Acizliğini bir şekilde hissedemiyor. Evet. Şimdi buyurduğunuz gibi Allah-u Teala oruca fazlaca değer veriyor. Yani diğer ibadetlerin belki fevkinde, hatta şöyle bir kutsi hadis var. Adem oğlunun yaptığı her şey kendisi içindir. Eyvallah.
Yalnız oruç benim içindir ve onun mükafatı bana aittir. Orucu ayrı bir ehemmiyet ve değer veriyor Allahu Zülcelal Hazretleri. Ve şunu da Resulullah ifade ediyor. Lissaimi ferhaten yefrahuhuma iza iftara feriha bi fitrihi iza laqiya rabbahu feriha bi savmihi. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zamandır. Evet. Allah için bir şey yapmış olmanın hazzını orada alır. İkincisi de diyor Rabbine karşılaştığında, ulaştığında orucuyla sevinir. Zira Rabbi onun tuttuğu oruca onun beklentisinden çok çok fazlasıyla mukabele etmiştir. Eyvallah. Mükafat vermiştir. Eyvallah. Yani oruçlu için iki tane de sevinç vardır diyor Efendiler Efendisi. Hem sıhhat bulmamız açısından çok önemli bir ibadetten bahsediyoruz. Hem de Allah katında çok değerli bir ibadeti anlatmış oluyoruz kardeşlerimize. Yani geçerli bir mazeret olmadan oruç tutmamak hakikaten hesabı zorlaştırır. Eyvallah. İzahı da kolay olmaz Allah'a karşı. Evet. Çünkü bu kadar nimet. Gereksiz evet. Olsa pazartesi ve perşembe oruç tutar mı Allah'ın Resulü? Evet, Recep yani. Şaban'da tutar mı? Değil mi Sayın Hocam? Yani. Mutlaka faydası var ki Cenab-ı Allah da demiyor mu? Reyyan kapısından alacağım oruç tutanları. Evet. Kim evet. Girecek? Yani biz tutup girmeyeceksek kimin için? Bizim için diyor. Yani burada sadece Ramazan'la da kalmayıp bu hazırlık okulundan iyi mezun olup da bunu yıla yaymak tabii ki. İyilikleri ve güzellikleri yıla yaymak adına adı altında değil mi? Daha güzel olur ve Müslüman'a da yakışan budur aslında. Bizim insanlarımız anlıyorum çok fazla hazırlık yapıyorlar. İşte gözü doymuyor. İşte aç olduğumuz için falan tamam da madem öyle biraz fazla misafir kabul edelim iftar sofralarına. Madem o hazırlıklar yapılıyorsa hem fazla yemekten kurtulmuş oluruz. Hem de Ramazan'ın aslına uygun hareket etmiş oluruz. Her iftar sofrasında gönül ister ki mutlaka misafirleriniz olsun. Evet, evet. Evet. Ya şunu ifade ediyorlar bunları söylediğimizde kardeşlerimiz. Hocam fakir insan mı kaldı ki? Etrafımızda biz fakir ihtiyaç sahibi göremiyoruz ki. Zekatımı vermekte bile ben zorlanıyorum ki iftar sofrasına nasıl böyle bu vatandaş ihtiyaç sahibi diye davet edeceğimi bilemiyorum gibi serzenişleri oluyor. İsteyenler belli. Hani evet. Dilenciliği meslek haline getiren bir takım bunu fırsata çeviren insanlar var elbette. Ama isteyemeyip de iffetinden dolayı Allah onlardan da bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Kardeşlerimiz var. Onları keşke bulmak kabil olsa da iftar soframızda gönül dünyamızda onlara yer açsak, ikramda bulunsak ne kadar güzel olur. Onların tespiti de herhalde çok kolay olmuyor öyle zannediyorum. Eyvallah. Birçok sivil toplum kuruluşu var. Mevzu açıldığı için müsaade ederseniz değinmek tabii istiyorum. Ki, tabii ki. İhtiyaç sahibi insan çok fazla aslında ama dediğiniz gibi kurumlar eliyle olduğu için bu göze batmıyor, gözükmüyor. Ve insanların rencide olmaması için bunu kurumlar kendi eliyle yapıyorlar. Evet, bunlardan evet, bir tanesi bizim Türkiye Diyanet Vakfımız. Hayırsever vatandaşlar geliyorlar, oraya makbuz karşılığında bağışlarını yapıyorlar. Ve ihtiyaç sahibi insanlara sadece kendilerinin ellerine kimden geldiğini bilmeden kurum eliyle ulaşıyor. Sadece bu bizde de değil. Buna benzer birçok sivil toplum kuruluşu var. Yani çevremizde ihtiyaç sahibi insan yok diyen insan gözünü ve kulağını insanlığa kapamıştır. Kimse kusura bakmasın ama bu acı gerçeği de hakikatin içinden isimli programda söylemek lazım. Bunu da söylemiş olduk Sayın Hocam. Eyvallah. Eyvallah Azim. Allah razı olsun. Evet yani ibadetler bizim sağlığımızı da muhafaza konusunda bize yardımcı olan unsurlar. Zaten Allah'a karşı da sorumluyuz. Biz inanan insanlarız. Evet. Bu sorumlulukları yerine getirmek lazım. Bakınız sağlık başta olmak üzere nimetlerin sayısı hatta Allahu Teala diyor ki sayamazsınız. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Evet. Hani saymaya kalksanız başaramazsınız ki. Hangi birini sayacaksınız Allah'ın verdiği nimetler? Kesinlikle. Ama her nimet şükrü iktiza ediyor ve bir külfeti vardır. Sümme la tüselünne yevme izin anin naim. Size verilen nimetlerin hepsinden o hesap gününde mutlaka sorulacaksınız. Hesaba çekileceksiniz. Bunun kurtuluşu yok. Yok, aynen. O zaman sağlık da bir nimettir. Ben sağlığımı, hele ki biraz evvel sigara dedik ama içki bütün kötülüklerin anasıdır diyoruz. İçen kardeşlerimiz var. Yani hem içki içiyor,
Hem cuma namazlarında, bayram namazlarında camiye geliyor kardeşimiz. Evet. Ramazan olduğunda oruç tutuyor filan, iftarda, sahurda yine içebiliyor. Diyorsun ki şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Hani biz kimsenin ibadetinin kabul olup olmadığını tartacak pozisyonda değiliz. Onun kararını verecek olan Mevla'dır. Ama kaş yapalım derken göz çıkarmamak da lazım. Bakın sağlığa zararı var içki dediğimiz şeyin. Allah niye yasakladı bunu? Evet. Deminde ifade ettiniz. Her konulan yasağın bir hikmeti, geçerli bir sebebi vardır. Allah kendisine zararı olduğu için değil, kullarına zararı olduğu için bir şeyleri yasaklamıştır. Eyvallah. Hem ferdi hem içtimai hayata zarar verdiği için. Mesela zinayı yasaklamıştır. Neden? Evet. Çünkü toplumsal düzeni tamamıyla bozuyor. Evet. Annesi babası belli olmayan belki çocukların dünyaya gelmesine sebebiyet veren bir olay, nikahsız birliktelikten bahsediyoruz. Zina. Evet. Bunu niye? Çünkü içtimai hayatı düzenliyor Mevla, tanzim ediyor. Canın, malın, ırzın, neslin korunması esas zaten değil mi? Ne kadar güzel söylediniz. Evet, evet. Bu manada dikkatli olmak lazım. Emanet bilinciyle inşallah sağlığımızı da korumamız lazım. Koruyalım ki Allah'a karşı vazifelerimizi en güzel şekilde yerine getirebilelim. Eyvallah Sayın Hocam. Yani manevi atmosferin artık tavan yapmaya başladığı ve Ramazan'la taşlanacağı günler hakikaten de öyledir. Ya Cenab-ı Allah birçok yerde de sabredenlerle beraberim diyor. Evet. Allah sabredenlerle beraberdir diye birçok ayette var. Dünyaya geliş sebebini unutmamak çok önemli. Biz eğlence için gelmedik, yiyip içip yatmak için gelmedik. Biz bir sınavdan geçiyoruz. Dolayısıyla başımıza gelen musibetlere karşı da sabır. Evet. İllaki sabır. Cenab-ı Allah'la beraber olmak istiyorsak sabredeceğiz. Peygamber sabretti, peygamberler sabretti, veliler sabretti. Biz de sabredeceğiz. Bunun başka bir alternatifi yok. Şimdi neden sabır mevzuna girdim? Toplum sağlığını soracağız. Toplum sağlığı için bireylere düşen vazifeler. Bu mübarek günlerde tavan yapıyor aslında. Yani şeytan uğraşıyor. Trafikte hırgür çıkıyor. En ufak bir şey de taşkınlık değil. Böyle zamanlarda yani asıl cihat meselesi vardı ya. Evet, evet, şimdi evet. Asıl cihata gidiyoruz mevzu. Toplum sağlığı için de sabrın önemi büyük tabii ki ama. Evet. Bireylere düşen vazifeleri sorsak Sayın Hocam bize neler söyleyeceksiniz? Sabır, evet. En büyük mektep değil mi? Evet. Sabredenler kazanacaklar inşallah her hususta. Ve gündelik yaşamımızda da bu böyle. Trafikte buyurduğunuz gibi daha sarı yandığı anda yeşile saniyeler varken öndekinin hareket etmesini istiyoruz ve kornaya bası veriyoruz rahatsız edici bir şekilde. Belki o kardeşimizin tedirgin olmasına, Allah korusun, belki de kontrolü kaybetmesine sebebiyet verecek hal ve hareketler sergileyebiliyoruz. Bazen işte Ramazan-ı Şerif'e ulaşacağız inşallah. Ramazan orucunu bahane eden kardeşlerimiz de oluyor. Evet. Oruç diyor beni geriyor. Sabrım artık eskisi gibi değil. Aç olmak, susuz olmak ve şekerim var diyor. İşte tansiyonum var. Bunun arkasına sığınarak evet oruçlu olduğundan bahisle bu yaptığını normal göstermeye veya görmeye çalışıyor. Ancak kendini kandırır. Hocam nezaketinden dolayı diyemedi. Ben söyleyeyim. Kılıf alıyorlar diye mi Sayın Hocam? O işleri yapmak için bir malzeme. Kılıf bu aslında. Tam manasıyla. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Böyle bir durum. Evet. Çok önemli. Evet. Zaten bireyin sağlığı açısından da öfkelenmesi, öfkesini kontrol edememesi sıkıntılı bir durumdur. Hı hı. Tansiyonunu yükseltecek. Şeker hastalarının şekerini oynatacak bir durum. Böyle olunca bu arkadaşımız kesinlikle zarar görecek. Kendisine evet. zarar vermiş olacak. Sabretse, sinirlenmese, ufak tefek şeyler görmezden gelse, anlayışlı olsa, ki Peygamber Efendimiz yine onun örnekliğine geliyor. Kendisine neler neler yapanlara yine merhamet kapılarını açmıştır. Davetkar davranmıştır. Kucak açmıştır. Kesinlikle sırt dönmemiştir. Kardeş bilmiştir. Evet. Kardeş olarak hitap etmiştir. Biz evet sabırsızız.
Yine toplum sağlığı öze inecek olursak akıl sağlığı ve beden sağlığından geçiyor ve İslam dini toplum sağlığına çok önem veriyor. Yine Efendimizin bununla alakalı hastaysanız hasta olan bir beldeye girmeyin, bulaştırmayın mevzuları yine. Evet, değil evet, mi? Evet. Yine temizlik her şeyden önce toplum içerisindeki de temizlik mutlaka. İnsanların birbirine sevgi, saygı yani özüne indiğimiz zaman bu anlattığımız bütün konular da toplum sağlığının temelini oluşturuyor diyebilir miyiz Sayın Hocam? Aynen katılıyorum söylediklerinize. Zaten biz artık imtihan diyelim. Virüs sürecini yaşamış insanlarız. Evet. Doktorların söylediği yegane bir şey vardı hijyen. O evet. Hususa dikkat edeceksiniz. Temiz olacaksınız. Her seferinde ellerimizi artık yıkamaktan aşınır hale gelmişti biliyorsunuz. Eyvallah. O haldeydik. Herkes her şeyden korkuyordu. Bir yere dokunduğumuzda hemen elimizi yıkama ihtiyacı hissediyorduk. Çünkü temizlik gerekli. Ve bu toplum sağlığı için de gerekli. Düşünün bende virüs var. Ben temizliğime dikkat etmemişim. Kardeşimle temas halindeyim. Onun da virüs kapmasına, hasta olmasına sebep olmuş oluyorum. Bu da bir vebaldir. Ve evet. fert bu topluma sirayet eden bir hastalık halini alıveriyor. Virüs bakın ne kadar çabuk yayıldı. Halbuki belki miligramlarla ifade edilen bir virüs totalde baktığınızda. Ama yayıldığında bütün insanlığı hapsediverdi evlere. Bunu yaşadık biz. Evet. Bizim artık temizlik konusunda özenimiz daha fazla olmalı. Ve bu temizliğin sağlığa katkısıyla inşallah sağlıklı bireyler olarak hem bedenen hem ruhen sağlıklı bir toplum oluşturmalıyız. Kişilerin aslında bedenen ve ruhen sağlıklı olmaları otomatikman topluma yansıyor. Evet. Her fert kendi çevresini güzelleştirdiği için daha yaşanılabilir, daha güzel bir toplum haline dönüşüyoruz. Allah razı olsun hocam. Artık programın sonuna gelmek üzereyiz. Belki de son dakikalarımız bunlar. Önümüzde biliyorsunuz artık mübarek Ramazan-ı Şerif var. Buradan isterseniz hem bizi izleyen sevgili seyircilerimize güzel bir veda konuşması mahiyetinde olsun. Dilek ve temennilerinizi alalım isterseniz onu da bitirelim. Eyvallah. İnşallah ben kardeşlerimize şunu tavsiye etmek isterim. Madem ki Kur'an-ı Kerim ayına gireceğiz. Rabbim sağlıkla kavuştursun. Amin. Ne olur Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okumayı öğrenelim. Kur'an ayında da bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım. Eyvallah. Birileri işte meal kafidir, anladığın şeyden lezzet alırsın, Arapçasını okumaya gerek yoktur filan diyebilirler. Bunlara itibar etmeyelim. Harf başına alacağımız sevabı da düşünelim, okuyalım. Ama bu anlamamıza mani değil, anlamak için de gayret gösterelim. Evet. Mutlaka ve mutlaka hiçbir kardeşimiz isteriz ki Allah'ın huzuruna Kur'an-ı Kerim'i asıl metninden, Arapçasından okumayı öğrenmemiş olarak çıkmasın. Eyvallah. Yani öğrenmiş olarak çıksın inşallah. Bunu ben tavsiye ederim kardeşlerime. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet. Yine içinde bulunduğumuz Şuhur-u Selase'nin hakkımızda, alem-i İslam hakkında hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Allah'a emanet olsunlar. Allah razı olsun hocam. Cenab-ı Mevlam cümle ümmeti Muhammed içinde de bizi ilmiyle amil olanlardan eylesin. Ne güzel. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Nefeslerinize sağlık. Her iki hocama da huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Farklı ve çok keyifli bir program oldu. Yine diğer programlarımızda da sizi görmeyi yürekten arzu ediyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Evet, Bir Hakikatin İçinden isimli programı istemeyerek de olsa burada nihayete erdireceğiz. Başka hafta yine birbirinden değerli konuklarımız, yine çok önemli mevzularımızla huzurlarınızda olacağız inşallah. Efendim en güzel günler, en güzel geceler, en güzel yarınlar sizlerin olsun. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.